Kayseri Plastik Sanayiciler Derneği Başkanı Yusuf Özkan, plastik üreticilerinin poşetlere zam istemediğini, yapılacak bir zammın tüketicilere külfet oluşturacağını ve elde edilecek gelirin tamamen çevre projelerine aktarılması gerektiğini belirtti. Fiyat artışı firmaların inisiyatifinde değil. Bu fiyat artışı bakanlığın belirlediği bir oran ve bakanlığın belirlediği, uyguladığı bir sistem olduğu için burada firmaların bir müdahalesi olması mümkün değil bakanlık ne derse firmalar ona uymak zorundalar ha şimdi e, görüştüğümüz firma sahipleri ki bakın bazı e, firmalarda kira giderinden sonra en büyük gider kalemi poşetler ya böyle bir gideri Tabii ki tolere etmek ister onlar böyle bir giderden kurtulmak isterler ama e, bizim görüştüklerimiz firmalarda e, Tabii ki e, firma bazında zam olup da bu giderleri tolere etmek sıfıra düşürmek veya üstünden para kazanmak isteyen tabii ki e, bunları isteyecekler, marketler ama biz e, firma olarak da, dernek olarak, sivil toplum örgütleri olarak, pagev olarak, federasyonumuz olarak biz buna her zaman karşı çıktık. Bunun e, ücretlerinin artırılmasını biz istemiyoruz. Bunu bakanlığa da biz bildirdik biz. E, ama bakanlık bunu artıracağız derlerse artırırlar çünkü. Bu olay firma bazında veya sivil toplum örgütlerinin inisiyatifinde olan bir olay değil. Örnek veriyorum yani bir marketin 10 ton poşet gideri varsa eğer bu ücretli olduğundan dolayı 6 tona 7 tona düşüyorsa zaten 3 tonu 4 tonu yine kendisine bir menfaat olarak dönüyordur. Yani poşetten para kazanmak marketlerin işine geldiği için maliyetleri de yükseldiği için para kazanamayacaklarından dolayı maliyet poşet maliyetlerini karşılamayacaklarından dolayı 2022'de de hatta geçen sene de söz konusu olmuştu. Biz zam talep ediyorlar. Ama biz bu zaman olmasından yana değeriz. 25 kuruşun tamamen Çevre Bakanlığı'nın fonuna aktarılıp çevre çevre için kullanılmasını, çevrenin temiz olması için, çevre e, projelerine kullanılması veya sıfır atık projelerine kullanılması taraftarıyız biz. Yani marketlerin poşetten para kazanmasını veya marketlerin o e, maliyetlerini tüketiciden alması taraftarı değiliz ki zam olması da zaten tüketiciye ek bir külfet getirecektir. Bu yüzden biz marketlere kendi ihtiyaçlarından fazla fiyatının artılmasını, maliyetlerinin karşılanmasını istemiyoruz. Poşetten para kazanmalarını istemiyoruz. Çünkü daha önce poşetler kendi gider kalemlerindeydi ve bu şekilde e, kimsenin sesi çıkmıyordu o zaman. Ama paralı olunca e, daha çok para kazanalım, poşetten de para kazanalım, poşet maliyetimizi tüketiciye yükleyelim gibi bir bir anlayışı da bizim kabul etmemiz doğru değil. Dünyada 5 trilyon poşet imal ediliyor. Türkiye'de de yaklaşık yılda 30-35 milyar poşet imal ediliyor ve bunlar tüketici tarafından kullanılıyor. Yaklaşık kişi başı Türkiye'de de plastik poşet kullanım miktarı zannedersem 70 kilo, yıllık 70 kilo gibi. Fakat bu ücretlendirmeden dolayı bunlar bu kilogram miktarı düşmüş durumda. Tabii bu hem çevresel hem ekonomik her yönden bir etki alanı yapıyor. Ha Poşetleri çevreye atmak yerine işte insanlar çöp poşetine ayrıca para vermiyor. Alışveriş poşetini çöp poşeti olarak da kullanılıyor. Kullanıyorlar ve nihayeti bu poşetler geri dönüşümde değerlendiriliyor. Yani biz bunların milli servet olarak görüyoruz çünkü plastik ham maddesinin %85'i dışarıya bağımlı olduğu için günümüzde de artık sıfır atık projeleri çerçevesinde geri dönüşüm çok önem kazanmıştır. Hem ekonomik anlamda hem çevresel anlamda ve insanların yaşam standartları anlamında çok önem kazanmıştır. Büyük firmalar artık ürünlerini üretici firmalardan %50'lere %40'lara varan, ...bir geri dönüşüm kullanılmasını talep ediyorlar. Kendilerini çevreci olarak lanse etmeleri için. Ki bu süreçte de ileriki zamanda geri dönüşüm kullanımı yüzde %60'ları da bulacak diye tahmin ediyoruz. Genel anlamda plastikler çöp atıkları değil. Plastikler bir milli servettir. Biz geri dönüşüm ve çevre hassasiyetini, çevre sorumluluğunu, çevre bilincini elde ederek plastik ve diğer atıkların metal veya cam veya ahşap atıkların kağıt atıklarının insanlarımızdan geri dönüşüme gönderilmesini ve ekonomiye milli servete katkıda bulunmalarını rica ediyoruz çünkü çevreyi kirleten malzemeler değil insanlardır.